merhaba. Videoyu şöbiyetle açtık. Şöbiyet yaptım. Onu çekmiştim size. Onu koymak istedim. Çocuklar evde bugün. Efe'nin okulu yarım gündü. Poyraz'ın okulu yoktu. Efe'nin yeni okuluna, muhtemelen yeni okulu olacak. Ona gittik görüşmeye. Bu arada ser götürüyor dışarısını. Ama galiba yılın son yağmuruymuş. Bugünden sonra yaz geliyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Çocuklara tost yapıyorum. Tost istediler öğlen yemeğinde. Efendim aşkım? Tamam anneciğim, geliyorum. Sürpriz yumurta vermişler gittiğimiz okulda. Onun içindeki oyuncağı yaptırmak istiyor galiba. Galiba Poyraz'ı oraya yazdıracağız. Poyraz Nisan'da başlıyor 1. sınıfa. Beğendim okulu, güzel, hoşuma gitti. Gayet ilgililer, sistem de çok güzel. Efe'nin okulunu niye değiştirmek istediğimizi anlatacağım size, onu sizinle paylaşacağım. Çünkü çok fazla soru geldi. Böyle hava, bildiğiniz gri, tipik Hollanda havası. Şimdi okulu neden değiştirmek istiyoruz? Aslında birkaç sebebi var bunun ama en belirgin sebeplerini söyleyebilirim. Birincisi, diğer Montessori kapandı ve bütün okul buraya geldi ve çok kalabalık olmaya başladı. Bu son yıl hele sınıf 35 kişiye kadar çıkıyordu. Yani bu Hollanda'da görülmemiş bir şey. Sınıflar maksimum 20 kişidir yani Hollanda'da. Bayağı kalabalık oldu. Ve bundan hiç memnun değildim. Onun dışında okulla ilgili bir güven problemim oldu. Onu da anlatacağım. Biliyorsunuz ben Efe'ye özel ders aldırıyorum. Matematik ve dil dersi. Bununla ilgili neden aldırdığıma geleyim. Notları gayet iyiydi. Birdenbire bir düşüş yaşadık. Şimdi bayağı bir çıktı. Bayağı sıralamaya girdi. Eğrisini de göstereceğim size zaten. Burada böyle rapor, işte karne verildiği zaman bir eğri vardır. Çocuk ne yöne doğru gidiyor diye. Onu da göstereceğim az sonra dediğim gibi. İşte böyle eğri düşmeye başlayınca biz paniğe kapıldık. Aslında her çocukta olabilecek şeyler. Kiminin işte ilgi alanları değişiyor, kiminin yaşı büyüyor, işte ergenlik vesaire bilmem ne. Daha çok erken Efe için ama sonuçta bazı faktörler var etkileyen. Onun dışında işte dedim ki ders aldıralım eşime. Özel ders aldırmaya başladık. Matematik ve dil dersleri almaya başladı. Hani Türkiye'deki Türkçe dersi gibi burada da Hollandaca dersleri veriyorlar. Şimdi düzeldi Allah'a şükür ama biz bunu ilk söylediğimizde bu ders okuldan verilecekti normalde. Bayles dedikleri, hani ekstra ders vereceklerdi okul saatlerinin dışında. Bunun için bize bir şey imzalattılar. Yani bu dersin parasını normalde belediyeden alıyorlar. Biz bunu formülü doldurduk, imzaladık vesaire ama bekliyoruz. Yarı yıl tatili oldu. Efe ne ders aldı ne bir şey aldı. Çocuğun notları düşüyor. O yüzden hani biraz hızlanmamız lazım. Biz imzaladığımız halde hiçbir şekilde ders falan verilmedi çocuğuma. Ben de dedim ki işte hadi özel ders aldıralım. Yani okul bitiyor, sene bitiyor. Özel ders aldırdıktan sonra çocuğun çizgisi çıkmaya başladı. Düşme sebebi de zaten kalabalık olması ve öğretmen kendi diyor zaten kimseyle ilgilenemiyorum. Burada sürekli bir curcuna var. Neyse biz öğrendik ki bunlar parayı aldıkları halde bize ders vermemişler. Sebebi de işte öğretmen yok vesaire. Neyse çok detaya girmeyeceğim. O yüzden birazcık güvenim kırıldı. Sonra bize dediler ki Efe işte bu dersi aldırmamız için, bu dersi ona vermemiz için fazla iyi. Bu ders işte çok düşük seviyedeki çocuklara. Biz de dedik ki o zaman yani öyleyse eğer bunu bize söylemeniz gerekiyor. Yani arayıp görüşmeniz gerekiyor. Veli toplantısı oldu söylemediniz. Hiçbir şekilde aramadınız, kontak kurmadınız. Ya işte çok dürük, çok şey kalabalık oldu, işte problemler vardı falan. Bu şekilde güvenim kırıldı okula karşı. O yüzden yeni bir okul arayışına girdim. Bir arkadaşımın çocuğu gidiyor bu okula. Bu okulda biraz daha farklı bir sistem. Böyle tabletle falan, laptopla falan çalışıyorlar. Sınavlarını oradan oluyorlar. Tamamen böyle dijitale dökülmüş bir eğitim sistemi var. Tamamen değil, hani %60-%70 dijital ders yapıyorlar. Tamamen böyle internet üzerinden falan veriliyor ödevler vesaire. Ve ödev vermelerini ben istiyorum şahsen. Bu okulda ödev verilmiyordu. Montessori biraz daha kendi kendine bırakıyorlar çocukları. Yani kendileri öğreniyorlar. Efe'ye ödev vermezseniz Efe gelip evde ders çalışmaz yani. Yani en büyük iki sebep bunlardı zaten. Ama tabii başka sebeplerim de var. Çok disiplinsiz olmaya başladı. Kalabalıktan dolayı disiplini ele alamadılar. Çocuklar arasında çok fazla problem çıkmaya başladı. Bu sebeplerden dolayı işte okul aramaya başladım. Efe 5. sınıfa geçti. İlkokul 5'e. Zaten 5, 6... 7-8, 4 sene daha kalacak. Ondan sonra liseye geçiyor. Durum böyle. Gittik, görüştük, beğendik. Yani %80 herhalde oraya geçeceğiz. Şimdi diğer okulla da görüşeceğiz. Gelişmeleri sizinle paylaşırım tekrardan. Hazırlıklar başladı. Yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladım.
evimi toparladım. İlk ben evi toparlayarak başlıyorum. Perdelerimi, halılarımı falan yıkıyorum. Hava güzelken Allah'tan onları halletmiştim. O işler bitti. Şimdi yavaş yavaş alışverişlere gideceğim. İşte bavul toplamaya gideceğiz. İnşallah hep birlikte yapacağız. O sıla yoluna da hep birlikte çıkacağız. Öyle umut ediyorum. Bugün dediğim gibi son yağmur. Bugünden sonra yaz geliyor. Onu da tadını birlikte çıkartacağız. Anne ne yapıyorsun? İyiyim böyle. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Asıl? Ama sen fotoğraf çekiyorsun bana. Fotoğraf mı çekiyorum? Hayır, video çekiyorum. Tamam. Sen oynuyorsun ya, hoşuma gitti, video çekiyorum. Ben bakıyorum. He? Bakacağım. Dur, çekme öyle. Ya bakacağım. Ne yapıyorsun? Anlat bir bakayım. Araba oynuyorum. Araba oynuyorsun. Olmuyor. Neden? O araba onun için değil galiba, onun için. He? Onun arabaları nerede? Yok, bu da bu da. Çok güzelmiş arabalar. Tekrar merhaba. Saçım başım kusura bakmayın. Ben yaptım ve böyle bir anne topuzu yaptım. Dalgalanır umuduyla, yoksa pırasa gibi oluyor kuruyunca. Neyse, geçen gün size topluluktan hakkımdaki varsayımlarınızı alayım demiştim. Hadi boşlukları dolduralım. Sizce ben nokta 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 yazmıştım. Hatırlıyor musunuz? Evet, onları anca okuyabiliyorum. Çocuklar babalarıyla karavanda oynuyorlar. Biraz karavanı falan süpürecekler işte. İçinde oyalanacaklarmış. Babaları geldi. Ben de o sırada onları okuyayım size dedim. Kimle başlıyoruz? Zehracığımla başlıyoruz. Zehra Yavuz. Selam canımcığım diyorum ve geçiyorum varsayımlarıma. Liste hazırlamadan alışveriş yaparsın. Burası doğru. Alışverişi çok hızlı bitirirsin. Mümkün olduğu kadar. İlk girdiğin ortamda çok konuşmazsın. Evet. Hatta ne kadar soğuk derler. Çok merhametlisin. Sanırım yani. Duygusalsın ve hemen ağlayabilirsin. Hayır. Yani beni ağlarken gören sayısı pek azdır, öyle söyleyeyim. Yani duygusalım ama genel olarak içimde yaşarım. Pek fazla ağlamam. Sana gelen misafire acaba az mı yaptım, onu da yapsam mı diye düşünürsün. Son olarak varsayım değil, çok iyi ve görgülü bir insansın ve seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın tatlım benim. Çok teşekkür ederim. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Özlem'in renkli hayatı. Özlemciğim yazmış. Çok kaliteli, görgülü hanım hanımcık, bir lafını sözünü bilen bir bayansın. Tam bir İstanbul hanımefendisisin. Canım benim, iyi ki senin gibi kaliteli birini tanımışsın. Teşekkür ederim. Bu birazcık iltifat gibi olmuş. Sen de öylesin. Çok teşekkür ederim. Bence sen sakin, rahat, hiç sinirlenmeyen, kendi işiyle, ailesiyle meşgul olan birisin. Genel olarak sakinim ama hiç sinirlenmeyen kısmı doğru değil. Orayı tutturamadınız. Gayet de sinirlendiğim zaman çok çekinmez bir insan olabiliyorum. Ama kendi ailemle meşgulümdür genel olarak. Fatma Memiş yazmış. Bence sen temiz kalpli, iyi niyetli, kimseye kötülük düşünmeyen, kimseyi kıskanmayan, sadece çocukların, evin, işinle ilgilenen, kendi halinde birisin. Evet, kendi halinde biriyim aslında. Çok fazla zaten dışarıyla haşır neşir olmayı çok sevmiyorum, açık söylemek gerekirse. Sezencim yazmış. Bence sen hayat akışına bırakan, gelecekle ilgili kaygıları olmayan, ben ne yaparsam yapayım her şey olacağına varıyor deyip hayatı fazla ciddiye almayıp anı yaşamayı seven, elindekilerin kıymetini bilip az ya da çok diye hayıflanmadan mutlu olabilen, zaman çabuk geçiyor, bu anlar geri gelmeyecek, tekrar olmayacak deyip hep gülümsemeli, iyimser olmayı kendine hediye eden, aslında bu dünyaya bir daha gelmeyecek olan, Tuğba'yı seven, ona saygı duyan, kendiyle mutlu olmasını bilen ve çevresini hep mutlu eden çok değerli bir insansın ve eminim ki hayatında olduğun ve hayatından geçtiğin tüm insanlar seninle tanıştıkları için çok mutludurlar. Ya dedim ya, bazı varsayımlarınız hani iltifat gibi olmuş, pek varsayım olmamış. Çok teşekkür ederim Sezen'cim. O hayatından geçtiğim insanlara bir sormak lazım. Kimini mutlu etmişimdir, kimini mutsuz etmişimdir, hiç bir fikrim yok yani o konuda. Ama genel olarak evet, söylediklerin doğru, anı yaşayan bir insanım. Özlem Yener yazmış. Bence evde senin sözün geçiyor genelde demiş. Girl power diyorum ben de buna. Bence senin dostluğun çok güzel olur. Yani dost olmayı başarırsanız evet, sıkı dostumdur ama çok fazla dostum da yoktur. Bence sen harika bir annesin ve harika bir eşsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Bu iltifatları duymak için ne yaptım size yani? Nasıl hak ettim bunları bilmiyorum ama gerçekten eksik olmayın. Çok sağ olun.
Tek kelimeyle harika bir kadınsın. Beni ayağını çok teşekkür ederim. Sağ olun. Avusturya'da günlük hayat Zeynepçim yazmış. Bir yere gitmeden 10 kere alacaklarını kontrol edersin. Bir şeyi unutmaman adına alçak gönüllüsün, seviliyorsun. Sen de öyle tattım. Evet. O hatta yani köşeye kadar gidip geri dönüp kapıya falan baktığımı biliyorum. Dilan Çiçek yazmış. Bence siz sakin görünüp çocukları ile ilgili bir konuda her şeyi yapabilecek güçlü, dolbara duygusal bir insansınız. Tam üstüne bastın. Aslı Balaban yazmış. Tuğba'cığım sen çok tatlısın, güzel yüzsün, çok iyi birisin. Teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Özlemcim tekrar yazmış. Abla bence sen çok seçicisin. Bence çok duygusalsın. Bence en ufak bir şeyde kırılıp ağlayanlardansın. Listemi yapsam bilemedim ama en önemlisi çok asilsin, çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Sensin asil. Varsayımına gelince seçici olduğum doğru. Çok duygusal ve ufak bir şeyde kırılıp ağlayanlardan değilim. Yani dediğim gibi çok az kişi beni ağlarken görmüştür. Lütfen bunu kimse ters algılamasın, iyi yönde bilsin, gençler örnek alsın. Ben size tek kelime söyleyebilirim. Elitsiniz. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz öyle gördüyseniz ne mutlu bana. Arzu Deremence. Hayatta duruşuyla her zaman çocuklara örnek olan, yeri geldiğinde çocuklarıyla çocuk olan güzel kalpli annesin. Ay çok tatlısınız. Gerçekten yani. Kübra Korkmaz. Bence sen kariyeri çok daha yükseklerde yaşayabildin ama kendi vatanında. Yani kendi vatanımda da olsam yine anne olup çocuklarıma bakmayı tercih ederdim sanırım. Sevda yazmış. Öncelikle doğal olduğun gibi yapmacık rol yapamaman, kötü yorumlara rağmen insanları kırmak için nezaketli, edepli olman benim için kız kardeş rahatlatan, motive eden yönlerim var. Fedakar, güçlü, merhametli, asil, sabırlı, duygusal. Bütün sıfatları bana yakıştırmış, iyi sıfatları. Çok teşekkür ederim. Devam ediyorum. Evlatlarını itinayla her şeyin üstünde tutan bakımlı, temiz, güzel hatunsun. Moralim bozuk olduğunda, canım sıkıldığında seninle atıyoruz günün yorgunluğunu. Çalışan anne olmama rağmen sıkı takipçinim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Özverili, samimi, güzel ve camsın demiş Kevser'cim. Çok teşekkür ederim Kevser'cim. Bütün anneler bence özverilidir. Gülzar Ferdane yazmış. Bence siz seviyeli davranışı olan ve aileye düşkün bir genç bayansınızdır. Evet, hiç aşırı hareketim olmamıştır benim bu zamana kadar. Yani seviyelidir hareketlerim. Karşımda kim olursa olsa, küçük de olsun, büyük de olsun, genel olarak hani böyle bazen insanlar kendini kaybeder ya, öyle kaybetmek isterler. O gün öyle bir gündedirler. Ya da böyle aman boşver dedikleri bir zaman olur ya, işte benim hiç öyle bir zamanım olmadı herhalde. Şöyle düşünüyorum. Hiç seviyeyi hani düşürmemeye çalıştım, öyle söyleyeyim. Gülizar Aslan yazmış. Bence evet sakinsin ama söz konusu çocukların ailen olursa karşındakini yere yıkacak kadar dobra ve sert olabilirsin. Haksızlığı sevmiyorsun. Kimsenin malında gözün yok. Eşin ve çocukların sana yetiyor. Dürüstsün, saygılısın, hafif ikinci gibisin. Evet. Seni gerçekten üzen şeyleri unutmuyorsun ama çok iyi birisin. İçin dışın aynı. İyi bir dost olur senden. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tespitleri birebir tutan ilk insan galiba. İkinciden kastınız hani karşıdaki insana zarar vermek değilse eğer, evet hemen çabuk kolay unutamıyorum. Yani öyle bir özelliğim yok, hatta kafamda kurmuşluğum da vardır böyle saçma sapan, kendimi doldurmuşluğum. Fazilet Acar, bence sen el alem ne der inancını kırarak yaşayan, özgürlüğüne düşkün, gezmeyi, alışveriş yapmayı seven birisin. Evet, hangi kadın sevmez ki gezmeyi, alışveriş yapmayı? Şu anda yüzmektesin. Kampın tadını çıkartıyorsun. Siz onu yazdığınızda evet, ama döndük artık. Kader Altıner yazmış. Selam Tuğba'cığım, evde senin sözün geçiyor. İyi bir annesin. Teşekkür ederim. Çaktırmayın, evde benim sözüm geçiyor. Özlemcim yazmış yine. Bence sen genelde duygularıyla hareket eden birisin. İstediğini eninde sonuna yerine getirecek birisin ablam yazmış. Duygularıyla değil, ben yani genel olarak mantık insanıyımdır. Zaten Oğlak Burcu'yum. Çok duygusuz, hatta en duygusuz burç bence Oğlak Burcu. Mantıklı hareket ederim. Ama eninde sonunda evet, istediğim şeyi yerine getiririm. Çok teşekkür ederim varsayımlarınızı benimle paylaştığınız için. Poyraz'ın yatağını biz açtık Poyraz'ın.
Bu aslında beşik ama açılınca böyle şey yatağı oluyor. Burada ışık birazcık az. Perdeler kapalı o yüzden. Böyle Poyraz şimdi yatacak. İyi geceler Poyraz. Ben bugün fena yoruldum galiba. Çocuklarla beraber uyuyakalmışım birazcık. Şimdi kalktım. Yemekte hepsini çekemedim. Balık ve sebze yaptım. Belki Poyraz yemez diye. Belki değil, yemez zaten. Ona biraz da makarna haşladım. Bugünlük de böyle geçiştirdik. Artık buzdolabını tüketmeye çalışıyorum. Yani alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Çünkü gideceğiz. Buzdolabının fişini çekip gidiyorum ben her sene. O yüzden dondurucuda ne varsa onları tüketmeye çalışacağım. Şimdi ne yapacağım? Çok sevdiğim bir şey yapacağım. Ütü yapacağım. Saat tam 8. Çocuklar uyudu. Levent'in biraz işi var. Dışarı çıktı o. Ben de orada ütü yapayım. O gelince birlikte bir diziye bakıyorduk. Birinci bölümüne bakmıştık. Şimdi ikinci bölümüne bakacağız. Öyle. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.